Önce içerikte neler var? Bunlara bir değinelim. Oyun kavramıyla başlayacağız ilk olarak. Oyunun tanımını yapacağız. Oyunun çocuklar için önemine değineceğiz, vurgu yapacağız. Ardından zeka kavramı, ki çok önemli bir kavram. Zekayı tanımlayacağız. Zekanın önemine, zeka ile ilgili nasıl çalışmalar yapabiliriz? Geliştirilmesi adına ne gibi etkinlikler yapabiliriz? Öğretmenler olarak çocuklara yönelik bunlara değineceğiz. Ve ardından asıl konumuz olan zeka oyunlarına geleceğiz. Burada da konu başlıklarını şu şekilde sıraladım ben. Kategorileri, zeka oyunlarının kategorileri, faydaları, eğitimdeki önemi, bilimsel araştırmalar, bu çok önemli. Zeka oyunları ile ilgili pandemi döneminde birçok eğitim yapıldı, birçok webinar yapıldı. Elimden geldiği kadar birçoğuna da katılmaya çalıştım. Fakat emin olun bu sunum çok farklı olacak. Eğer önceki eğitimlere de katıldıysanız aradaki farkı çok net bir şekilde göreceksiniz. Bilimsel araştırmaları çok önemsiyorum. Konuşurken, bir şeyler anlatırken bilimsel desteklerle bunu sunmak gerekiyor. Bilimsel araştırmalarla bunu desteklemek gerekiyor. Burada yapılan bilimsel araştırmalara bakacağız. Bilgi sahibi olacaksınız. Aile içi iletişime katkısına bakacağız zeka oyunlarının. Özellikle pandemi döneminde bu çok açık ve net bir şekilde hissedildi. Ardından önerilerimiz olacak alanla ilgili. Neler yapılabileceğine dair tavsiyelerimiz olacak. Ve son olarak da KAOT ödüllü yarışmamız olacak. Şimdi ben sunum sırasında sizlerle bir Drive bağlantısı paylaşacağım. Burada da yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu zeka oyunları kitabı, müfredat kitabının PDF dosyasını, yine Türkiye Zeka Vakfı tarafından hazırlanan bir PDF dosyası var. Bunu akıl yürütme ve işlem oyunları dediğimiz oyunların yaklaşık 8-9 oyunun çok fazla sayıda örnekli sorularından oluşan bir PDF belgesi. Çok işinize yarayacak PDF doküman paylaşacağım, Drive bağlantısı. Bu da işinizi oldukça kolaylaştıracaktır ki eğitimlerimde de zaten burada hocalarımı görüyorum. Duygu Hocam, Cüneyt Hocam, Gülay Hocam, Harun Hocam, Özcan Hocam buradalar. Birçok belge dosya paylaşırım ben. Böyle bir paylaşım yapacağız. Yavaş yavaş başlayalım dilerseniz. İlk olarak oyunu tanımlamayla başlayalım. Kahoot yarışması yapacağız demiştik ya. Kahoot'taki soru içeriği sunum içeriğinden olacak. Bu nedenle sayfalardaki bilgileri dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Yani her yerden, karşınıza çıkan her yerden, benim anlattığım her bilgiden karşınıza soru çıkabilir. Bunu hatırlatmak isterim. Şimdi oyun Türk Dil Kurumu sözlüğünde şöyle tanımlanıyor. Yetenek ve zeka geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Tanım bu. Birçok tanım yapılabilir. Bir başka tanımda belli bir amaca yönelik olarak fiziksel ve zihinsel yeteneklerle belirli bir zaman ve yer içerisinde kendine özgü kurallarla yapılan sosyal uyumu, zeka ve beceriyi geliştiren, aynı zamanda eğlendiren etkinlikler olarak da tanımlanabilir. Oyunda ne var? Oyunda düşündüğümüz zaman yarışma isteği var, özgürlük hissi var, enerji fazlasını atma var, isteğe bağlı gönüllü bir eylem var. Kazanma isteği var, üstün gelme isteği var. Aynı zamanda benzetmece içgüdüsünü doyurma var çocuklar açısından baktığımızda. Yine dinlenme, günlük yaşamdan bir kısa bir süre mola verme, eğlenme gibi durumlar söz edilebilir. Oyun çocuğun aslında temel uğraşı, asıl işi, öğrenme için kullandığı en temel yoldur diyoruz biz. Oyun çocukların fiziksel, psikomotor, duygusal, sosyal, dil ve özellikle de bilişsel gelişimlerinde önemli bir yere sahip. Çocuk oyunla birlikte düşünme ve keşfetmeyi öğreniyor. Fiziksel becerilerini geliştiriyor. Yapabileceğine dair güven kazanıyor. Aynı zamanda oyun oynarken çevresiyle iletişim kuruyor. Kendi kendine karar verme ve uygulama becerilerini kazanıyor. Yani çocuklar açısından baktığımız zaman birçok faydası var. Kameraları kalma. Şimdi oyunda şu durum var. Her kültürde ve tüm zamanlarda oynanan, üzerinde düşünülen, hakkında kuramlar geliştirilen, çocukların her yönüyle gelişmesine katkıda bulunan bir etkinlik oyun. Bir anlamda da insanın ifade etme şekli, kendini ifade etme şekli olarak tanımlayabiliriz. Çocuk dünyayı oyunla tanıyor. Bir çocuğun kendine ayırdığı en değerli bireysel zaman diyebiliriz oyun için. Şimdi oyunla ilgili tabii ki birçok görüş var, geliştirilen birçok kuram var.
Birçok oyun türü var. Yapılan birçok bilimsel araştırma var. Ben burada dikkatimi çeken birkaç tane eğitimcinin görüşlerini, eğitimci, yazar, araştırmacıların görüşlerini paylaşmak istedim. Örneğin Montaigne. Montaigne'in bir sözü var. Çocuğun eğitiminde onu oyundan uzak tutarak eğitme düşüncesi kabul edilemez diyor. Şu cümlesi çok daha önemli. Çocukların oyunu oyun değil, onların en gerçek uğraşıdır. Bu cümleye birçok yerde rastlayabilirsiniz. Yine Maria Montessori'nin çok güzel bir ifadesi var. Oyun çocuğun işidir. Oyun oynama, çocuk büyüme ve öğrenme çabası içinde olduğu sürece devam eder diyor. İtalya'nın ilk kadın doktorlarından Maria Montessori'nin sevdiğim bir sözü. Son olarak da Hollandalı araştırmacı, tarihçi, yazar Johan Huizinga'nın oyunla ilgili bir sözü var. Oyun bir tepki ya da içgüdüye değil, belli bir işleve sahiptir. Oyun istekle yapılan gönüllü bir eylemdir. Zorlama yoktur. Ayrıca oyun özgürdür ve sürekli tekrarlanır diyor. Huizinga'nın Homo Ludens kitabı var. Oyuncu İnsan kitabı. Bu kitabı sevgili meslektaşlarıma okumasını tavsiye ederim. Dilerlerse not olarak alabilirler. Homo Ludens, Oyuncu İnsan olarak çevrilen bir kitap. Sonuç olarak oyunla ilgili son birkaç cümle kurmak gerekirse, oyun çocuklar için sadece eğlenceli vakit geçirmek değil. Aynı zamanda öğrenme, gelişme anlamına geliyor. Oyun çocuğu hayata bağlıyor. İzmir depremini hatırlayalım. Çok yakın geçmişte bir İzmir'de üzücü bir deprem yaşanmıştı. Burada deprem sonrası STK'lar çadırlarda çocuklara zeka oyunu öğreterek yaşadıkları o travmanın etkisini azaltmaya çalıştılar. Bu önemli. Oyunun ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor. Bu noktada da küçük bir tavsiye vermek isterim. Yüz yüze eğitime geçildiğinde zeka oyunları kullanılarak, sınıflarımızda zeka oyunları kullanılarak çocukların okula dönüşte uyumu sağlanabilir. Bu noktada zeka oyunlarından destek alınabilir. Şimdi oyun zamanı diyelim. Ekranda bir soru var. Bu soruyu çözmeye çalışalım. Pazartesiden pazara kadar olan 7 gün sadece 5 harf kullanılarak nasıl yazılır? Ara ara sorularımız olacak demiştik. Evet, cevaplar gelmeye başladı. Evet. Doğru. İlk yazan hocamız, bakalım. Çok akıyor şu an cevaplar. Dinçer evet. Hocam, evet. Dinçer hocam doğru cevabı verdi. Dinçer Yılmaz Erdem, Rahmet Asoğlu'ndan, evet. Evet. Hafta, doğru cevabımız hafta olacak. Bu tarz zeka sorularını çocuklara kullanabilirsiniz. Oldukça zihni geliştiren, zihni açan, düşünmeye sevk eden bir etkinliktir. Devam edelim. Şimdi zekaya bakalım. Burada birçok kavram, birçok tanım yapılabilir zeka ile ilgili. Zeka şöyle denilebilir. Zeki insan öğrendiğini değerlendiren, yeni durumlara, karşılaştığı yeni problemlere çözümler getirebilen kişidir aslında pratikte baktığımız zaman. Zeka gelişiminde tabii etkili olan faktörler var. Kalıtım gibi, beslenme gibi, yaşam tarzı gibi, çevre gibi. Mevcut zekamızın büyük bir kısmı kalıtımsal. Biz burada diğer çevresel etmenler noktasında çocuğu destekleyebiliriz. Zeka gelişimine katkıda bulunabiliriz. Bu anlamda da çocukluk dönemi gerçek anlamda zekanın geliştirebildiği ve zeka ile ilgili bağlantılı yeteneklerin artırabildiği çok değerli bir dönem. Çocukların zeka gelişimi için yapılabilecek en büyük çevresel zenginleştirme oyun yoluyla olan zenginleştirme diyebiliriz. Şöyle bir burada başlıktan bahsetmek isterim. Zekada flying etkisi var. Belki bilen meslektaşlarımız vardır. Flying etkisi. Bu şu demek. Dünyanın birçok yerinde ölçülen akışkan ve kristalize zeka testlerinden alınan puanların yıllar içinde nesiller arasında düzenli olarak artması olarak tanımlıyoruz biz bunu. Flying etkisi. Şöyle standart zeka puanları yükseliyor. Yani eskiden normal dağılım eğrisinde yüksek zeka puanına sahip olan çocuklar artık günümüzde normal zekaya sahip. Yani normal dağılım eğrisi yer değiştiriyor. Bu önemli bir durum, önemli bir kavram.
Bu nedenle çocukların bu noktada desteklenmesi gerekiyor. Tabii bunun etmenleri ne? Fly'in etkisindeki en büyük etmenler ne? Buna bakacak olursak da daha iyi sağlık koşulları, daha iyi eğitim, daha iyi yaşam koşulları ve daha iyi beslenme olarak bunu vurgulayabiliriz. Burada tabii olağan dışı durumları bu kapsam dışında tutuyoruz. Savaş gibi, örneğin günümüzdeki pandemi gibi. Bunun etkisini, pandeminin etkisini ilerleyen yıllarda net bir şekilde göreceğiz. Dediğim gibi bu noktada çocuklarımızın zeka gelişimine katkıda bulunmamız son derece önemli. Burada amaç zaten şu, zekayı oluşturan temel yetenekler üzerinde yoğunlaşarak pratik yapıp performansı arttırmak. Böyle bir uygulama zeka potansiyelini tam olarak kullanma çalışması olarak nitelendirilebilir. Günümüzde pek çok insan zeka potansiyelinin farkında değil. Basit tekrar yapılarak, iyi teknikler öğrenilerek maksimum performans noktasında çocuklara destek olunabilir. Yine bir soruyla devam edelim. Bir mola olsun bizim için. Aşağıdaki harflerin hepsini bir kez kullanarak tek bir sözcük elde ediniz diyor soruda. Şöyle ben evet, cevapları alalım. Henüz cevap gelmedi. Düşünüyoruz Savaş Hocam. Türkiye Zeka Vakfı'nın sorularıdır bunlar. Kaliteli sorulardır. Seçkin sorulardır. Bekleyelim bir 25-30 saniye. Ekranda gördüğünüz harflerin hepsini bir kez kullanarak tek bir sözcük elde etmeniz gerekiyor. Bütün sözcükleri kullanmanız gerekiyor. Cevap gelmeyecek sanırım. Ne yazık ki Özlem Hocam. İpucu verebilir misiniz Savaş Hocam? Yok hocam. Bu tarz sorularda ipucu yok ne yazık ki. Aslında cevap sorunun içerisinde gizli diyebiliriz. Böyle bir ipucu verebiliriz. Evet, Emre Hocam'dan geldi cevap. Doğru cevap. Seçme bir soru bu. Zeka yarışmalarında kullanılan bir soru. Tek bir sözcük. Melike Hocam da, Dinçer Hocam da doğru cevabı verdiler. Harfleri bir kez kullanarak tek bir sözcük elde ediyoruz. O da cevap da tek bir sözcük. Devam edelim. Zeka oyunlarına bakalım. Zeka oyunları akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara veya oynanabilen oyunlara verilen genel bir isim. Burada zeka oyunlarında bireyin eğlenirken yeni bir şeyler öğrenmesi, farklı bakış açıları kazanması ve zekasını geliştirmesi için geliştirilmiş oyunlar kullanılıyor. Burada aslında amacımızı, zeka oyunlarındaki amacımızı son ifade çok net aslında. Zeka oyunlarında amaç öğrencilerin hafıza, dikkat konsantrasyon, geometrik algı, strateji geliştirme ve problem çözme becerilerini geliştirmek. 5 tane temel amacı var zeka oyunlarının. Kısaca bir geçmişe bakacak olursak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılında seçmeli zeka oyunları dersi ortaokul müfredatına eklendi. Bu müfredat sayesinde zeka oyunlarının çok daha fazla öğrenci, öğretmen, veli ve kurum tarafından fark edilmesi sağlandı. Zeka oyunları dersi ortaokulda seçmeli ders olarak okutulmaya başladıktan sonra hızlı bir gelişim gösterdi. Kaynak çeşitliliği arttı, oyunları temin etmek kolaylaştı. Bakanlık tarafından aynı zamanda hizmet içi eğitim kapsamında eğitici eğitimleri düzenlendi. Ve bu eğitimi alan öğretmenlerin görev yaptıkları bölgelere dönerek
Burada görev yaptıkları bölgede eğitimler vermeleri sağlandı. Bu sayede zeka oyunları eğitimini alan öğretmen ve öğrenci sayısı arttı. Bu da zeka oyunlarının yaygınlaşmasını sağladı. Mevcut uygulama nasıl? İlkokulda serbest etkinlikler olarak uygulanıyor. Ortaokulda seçmeli zeka oyunları dersi kapsamında uygulanıyor. Lisede de kulüp çalışmaları şeklinde yürütülüyor. Bizim amacımız, isteğimiz, dileğimiz tabii ki zorunlu ders olarak okul öncesinden lise müfredatına kadar zeka oyunları dersinin müfredatta yer alması. Burada önemli bir şeye vurgu yapmak lazım, önemli bir konuya. Zeka oyunlarına yönelik verilecek eğitimin ve seçmeli zeka oyunları dersinin ortaokulda bu alanda eğitim almış bilinçli ve uzman kişilerce verilmesi amaçlanan kazanımların hem çok daha kısa sürede hem de etkili bir şekilde elde edilmesinde etkili olacaktır. Bugün sosyal medya hesaplarına baktığınızda, internette arama yaptığınızda zeka oyunları eğitmenliği kavramı ne yazık ki çok çabuk kullanılabilen bir kavram. Böyle aslında nasıl ifade edilir? Birçok kişinin içi boş olarak kullandığı bir kavram. Birçok yer zeka oyunları eğitimleri düzenliyor. Bakın bakanlıkta, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'de sadece 353 tane formatörü var. 353 tane bakanlık formatörü var. Yani bunun dışında X kurum eğitim veriyor, zeka oyunları eğitmeni olarak tanımlıyor. Y kurum eğitim veriyor, o eğitimi alan kişi kendini zeka oyunları eğitmeni olarak tanımlıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Alanda eğitim almış, bilgili, donanımlı, uzman kişilerin olması gerekiyor. Peki tarihsel gelişimine bakalım zeka oyunlarının. Bakın burada ilk görselde Go oynayan kadın görseli var. Çin 744 yılı. Go bir savaş strateji oyunu. Kuralları basit olmakla birlikte oldukça karmaşık bir oyun. Ve olasılık temelleri üzerine kurulu, hemen hemen olasılık temelli üzerine kurulan en iyi oyunlardan biri diyebiliriz. Yine sağ taraftaki fotoğrafta oyunlar kitabı İspanya 1283. 9 taş oyunu. Çok keyifli, eğlenceli bir strateji oyunudur. 3 taş yapıp rakibin bir taşını eksiltme mantığıyla oynanır. Taş sayısı 2 olan oyunu kaybeder. Bunun 3 taş, 9 taş, 12 taş şeklinde farklı versiyonları da var. Devam edelim. Solda yer alan görsel, Surname-i Hümayun'dan alınan bir görsel. Bakın burada dairesel alan içerisinde mangala oynandığını gösteren bir görsel bu. Mangala oynanıyor burada. İstanbul 1582 yılı. Mangala Orta Asya'dan yaygınlaşmış bir Türk zeka oyunu. Farklı kıtalarda, farklı isimlerde ve farklı türlerde oynanmakta. 16. yüzyıldan başlayarak Türk minyatürlerinde mangalaya ait tasvirler yer alıyor. Bu görselde bunun bir kanıtı. Ve son fotoğrafımız Göbekli Tepe. Urfa Göbekli Tepe'de milattan önce 10 bin yılına ait bir taş çıkarılıyor ve taşın üzerindeki şeyi görüyorsunuz, çalışma mangala benzeri bir oyun taşı. Araştırmacılar Göbekli Tepe için ezberleri bozan bir keşif ifadesini kullanıyorlar ki gerçekten öyle. Birçok noktada ezberleri bozan bir keşif Urfa Göbekli Tepe. Birçok alanda olduğu gibi oyunda da ezberleri bozmuş durumda. Bu gelişme çok önemli. Neyi gösteriyor bize? İnsanoğlunun 12 bin yıldır, bakın 12 bin yıldır akıl ve zeka oyunları oynadığını gösteriyor. Bu önemli. Zeka oyunları kategorilerine bakalım. Temelde 6 kategorimiz var bizim. Akıl yürütme ve işlem oyunları, sözel oyunlar, geometrik mekanik oyunlar, hafıza oyunları, strateji oyunları ve karma zeka soruları. Burada birkaç noktayı vurgulamak gerekiyor. Öncelikle akıl ve zeka oyunlarında alt yaş grubu vardır fakat üst yaş grubu yoktur. Artık birçok oyunun kutusunda şunu görebilirsiniz. 3-99, 4-99. Bunu Avrupa'ya açısından düşündüğümüzde Avrupa'da 3 artı, 5 artı, 7 artı şeklindedir. Burada ama bizde şöyle bir algı var. Oyunun üzerinde 3 artı yazıyorsa şöyle düşünüyor vatandaş. Ya 3 yaşın üstündeki çocuklar içinmiş. Ben oynamam. Bana hitap etmez. Bu çok yanlış bir anlayış. Hem eğitimlerimde bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Oyunda yaş önemli değil. Yani her yaşa hitap eder. Burada
oyunlaştırma kavramını hatırlatmak isterim. Son dönemde çok fazla karşınıza çıkıyordur. Oyunlaştırma, gamification, birçok eğitim var, webinar var, seminer var bununla ilgili. İş hayatında kullanılıyor oyunlaştırma, eğitimde kullanılıyor. Bu nedenle bunu vurgulamak isterim. Sadece çocuklara hitap eden bir şey değil. Burada şunun da altını çizmek gerekir. Zeka oyunu alırken yaşla birlikte çocukların algı düzeyine de odaklanmak gerekiyor değerli katılımcılar. Bu önemli. Çocuğunuzun yaşı 5 diyelim, oyunun üzerinde 7 artı yazıyor. Eğer çocuğunuzun algı düzeyi ise o oyunu oynayabilir. Bunu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Burada da 6 kategori var. Çocuğun hangi oyuna ihtiyacı olduğu tespit edilerek ihtiyacına yönelik oyunlar alınmalı. Burada da ihtiyacı nasıl tespit edebiliriz? Anne baba öğretmen çocuğu gözlemleyerek bu ihtiyacı tespit edebilir. Peki ihtiyaç alanları ne? Böyle bir soru gelebilir akıllara. Kısa süreli bellek, uzun süreli bellek, dikkat, konsantrasyon, görsel algı, aklıma gelenleri sayıyorum, iletişim, işlem becerisi, psikomotor beceriler olabilir gibi. Eğer gözlemleyemediğiniz bir durum varsa da burada neyi tavsiye ediyoruz? Uzman desteği almanızı tavsiye ediyoruz. Oyunların kuralları basit bir şekilde öğrenilebilir. Burada önemli olan oyunları öğrendikten sonra temel stratejileri öğrenip kullanmak ve sonrasında da çocuğun ya da oyunu oynayan kişinin kendi stratejilerini geliştirmesi. Biz bunu D1, D2 ve D3 seviyesi olarak isimlendiriyoruz. D1 başlangıç düzeyi, D2 orta düzey, D3 de ileri düzey olarak geçer. Zeka oyunları müfredatında da gönderdiğim, yani paylaşacağım PDF'i indirdiğinizde, belgeyi indirdiğinizde burada bunu görebileceksiniz. Oyun anlatımları çok fazla zaten. İnternette, YouTube'da, Google'da arama yaptığınızda bir sürü kaynak bulabilirsiniz, kaynağa ulaşabilirsiniz. Sözel olarak oyun anlatımları, videolu oyun anlatımları var. Dediğim gibi oyunları öğrenmekten ziyade bu oyunları uygun bir şekilde çocuğa öğretebilmek, hatta biz öğretmenler için derslere entegre ederek ders kazanımlarının aktarılmasında kullanabilmek önemli bir yeterlik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi akıl yürütme ve işlem oyunlarına bakalım. Ekranda oyunlar, tek tek ben oyunları saymayacağım. Sudoku, çit diye başlayan oyun grubu bizim akıl yürütme ve işlem oyunlarımız. Bu oyunlarda verilen ipuçlarını değerlendirerek mantıksal çıkarımların yapıldığı, dört işlem becerisinin kullanıldığı, çoğunlukla tek kişilik bulmaca tarzı oyunlar bu oyunlar. Problemler tek çözümlü bu oyunlarda. Şimdi burada sudoku oyunu. Bu sudoku oyununa ben dikkat çekmek istiyorum. Sudoku oyunu çok önemli sevgili meslektaşlarım. Şöyle anlatayım ben kısaca, önemini ifade etmeye çalışayım. Şimdi insan beyni içten dışa doğru, aşağıdan yukarıya doğru gelişir. Beynimizde en son gelişen bölge de frontal lobdur. Şu ön bölgede yer alıyor. Frontal lob. Beynimizde küçülme de ilk bu bölgeden başlıyor. Bakın, hem en son gelişen bölge hem de ilk küçülmeye başlayan bölge. Frontal lob 18 yaşına kadar büyük oranda gelişimini tamamlar. 18 yaş, 18 yaşından sonra cezai fiil ehliyeti başlıyor biliyorsunuz. Fakat tam gelişimini 25 yaşında tamamlıyor bu bölge. Sigorta şirketleri bunu bildikleri için 18-25 aralığını yüksek risk grubu kabul ederek burada size yüksek fiyat çıkarıyorlar. Bunu geçmişten tecrübe etmişsinizdir. Şimdi de yaş aralığı 25 yaş aralığında olan meslektaşlarım varsa bunu tecrübe etmişlerdir. Peki neden önemli frontal lob? Frontal lob şunu sağlıyor. Beynimizde analitik düşünme, karar verme, planlama, bilinçli düşünme, problem çözme, akıl yürütme gibi bilişsel görevler bu bölgenin görevleri arasında. Burada da sudoku oyunu beynin gelişmesini sağlayan ve küçülmesini önleyen en önemli oyunlardan biri. Hem çocukların hem yetişkinlerin biz kesinlikle oynamasını tavsiye ediyoruz. Alzheimer hastalığı için tavsiye edilen bir oyun mesela. Profesör Doktor Sinan Canan da sudoku oyununu ve önemini net bir şekilde vurguluyor. Sudoku birçok türü var. Bölgesel sudoku, tek çift sudoku, renklerle sudoku, emojilerle sudoku. Yani okul öncesi gruptan yetişkin yaş grubuna kadar her çocuğa kolaylıkla uyarlayabilirsiniz.
3x3, 4x4 gibi matrislerden başlar, 9x9'a kadar devam eder. Sudoku oynamanızı ve oynatmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Diğer oyunlar da var. Burada Kendoku oyunu mesela, tek işlem ya da 4 işleme dayalı oynanan bir oyundur, matematiksel bir oyundur. Kapsül oyunu yine tavsiye edilir. Çit oyunu, Futoshiki oyunu, apartmanlar oyunu. Bu oyunların hepsi çok değerli oyunlardır. Akıl yürütme ve işleme oyunlarını oynamanızı ben tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle bir oyunumuz var. Önce bir anlatalım oyunu, sonra da sizden bir size bir soru soralım bu oyunla ilgili. Kutu sil oyunu. Şimdi şu örnek kısmına bakın. 1x4 ile başlayan bir işlem var. Burada bir kutu silerek işlemin doğru olmasını sağlıyoruz. Bakın aşağıda işlemin nasıl doğru olacağı anlatılmış. Şu yukarıdaki sorudaki çarpıyı sildiğimizde işlemi doğru hale getiriyoruz. Bu D1 seviyesi. Bunu ara ara vurgulayacağım. Her oyunu D1'den D3'e göre planlayabilirsiniz hocalarım. Siz buraya 2 kutunun yeri değişecek, 3 kutunun yeri değişecek diye D2, D3 olarak bu oyunu oynatabilirsiniz. Kutu sil oyunu. Mantığı anladık sanırım. Bir tane kutunun yerini değiştirerek işlemin doğru olmasını sağlıyoruz. Şimdi size bir soru soralım. Yine hatalı bir işlem var şu an benim ekranımda. Bir kutuyu silerek işlemin doğru olmasını sağlamanız gerekiyor. Cevaplar geldi. 3. Ama hangi 3? Tabii doğru olanı yazdınız ama. Evet, ikinci sıradaki 3. Evet, çok güzel. Evet, Esat Özcan ilk cevabı verdi Savaş Hocam. Evet, hızlı bir şekilde cevaplar geldi. Şöyle gösterelim. İkinci sıradaki 3'ü sildiğimizde işlemi doğru hale getirmiş oluyoruz. 3'ü sildiğimizde 32/8'den sol taraf 4 oluyor işlem sonucu. Sağ tarafta da zaten 6/2+1'den 4 sonucuna ulaşıyoruz. Kutu sil oyunu tavsiye ederim hocalarıma. İyi gidiyoruz sanırım. Devam edelim. Sözel oyunlar. Bir diğer oyun kategorimiz. Burada da popüler oyunlarımız ekranda. Mantıksal çıkarımların yanı sıra bu sözcük dağarcığı ve genel kültürden faydalanılarak oynanan oyunlar bunlar. Türüne bağlı olarak oyunun birden çok stratejisi veya çözüm yolu olabilir. Biz burada bu tür oyunlar oynarken çocukların yanında sözlük bulundurulmasını tavsiye ediyoruz. Bunu eğitimlerimde de vurgularım. Sözcük oyunlarında kelime bilgisi ve genel kültür bilgisi çok önemli. Dil konuşma bozukluğu olan çocuklarda bu oyunlardan faydalanılabilir. Özellikle Scrabble oyunu, kelime avı oyunu, kavram bilgisini geliştiren ve aynı zamanda da kısa süreli belleği çalıştıran oyunlardır. Yine burada hikaye küpleri oyunu, yaratıcılık ve hayal gücünü geliştiren önemli oyunlardandır. Sözel oyunlarda önemli. Yani sadece matematiksel zekaya hitap eden oyunlar yok tabii ki. Sözel zekaya da hitap eden birçok oyunumuz mevcut. Örneğin yine oyun zamanı. Eksik harfler oyunumuz var. Bakın sol taraf soru. 6 tane daire var. 2 tanesi boş. Burada siz doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Sıralı bir şekilde. Ya saat yönüne doğru ya da saat yönünün tersinde. Tekrar ediyorum. Ya saat yönüne doğru ya da saat yönünün tersinde doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorsunuz eksik harfler oyununda. Sorumuzu yansıtalım ekrana. Yine buradaki harf sayısını arttırarak D1, D2, D3 seviyesi olarak vurgulayabilirsiniz. Eda Nur Yaman çok hızlı bir şekilde cevabı yazdı. Ha, yok pardon. İkinci sorudayız. Evet Ayşegül Hocam. Ayşegül Sosyal Hocam'dan geldi cevap. Benim aklım önceki slaytta defterde kaldı. Evet. Ayşegül Soysal Hocam ekonomi evet, cevabını Ayşegül verdi. Hocam'dan geldi doğru cevap. Ekonomi. Tebrik ediyoruz hocamı. Ekonomi. Burada harf sayısını azaltarak yine dediğim gibi
soruyu D2, D3 seviyesine doğru zorlaştırabiliriz. Devam edelim. Bir daha başka bir soru soralım yine kutu sil oyunuyla ilgili. İlk cevap kimden gelecek bakalım? Evet, Dinçer Hocam, Esat Hocam, Celal Hocam, Sinan Hocam sırayla cevapları yazdılar. Evet, çok güzel. Çok güzel. Çok hızlı geliyor cevaplar. Bu beni çok mutlu ediyor. Güvenlik. Harf sayısını arttırdık. Güvenlik kelimesini bulduk. Devam edelim geometrik ve mekanik oyunlarla. Bakın bu oyunlar hocalarım hem öğrenci eğitimlerinde hem öğretmen eğitimlerinde en çok zorlanılan, bu sadece ülkemize yönelik değil, tüm dünyada en zorlanılan alanlardan biri. Tangram, T-Puzzle, Polyomino, Jenga, Yapboz, mekanik ayırma bilmeceleri bu kategorinin en bilinen oyunlarından. Neler var? Geometrik düşünme, uzamsal düşünme becerisi, el-göz koordinasyonu. Bu becerilerin faydalanılarak oynanılan oyunlar bunlar. Tek kişilik bulmacalar, karşılıklı oyun veya takım oyunu şeklinde oynanabilir. Çoğunlukla materyale ihtiyaç duyuluyor bu oyunları oynarken. Dikkat gelişimi, görsel algı, el-göz koordinasyonu gelişimi sağlıyor bu oyunlar. Süreli, el becerilerine dayanan ve görev olan oyunlardır. Özellikle mesela dikkat eksikliğinde yapbozları biz tavsiye ediyoruz. Bu artık çocuğun yaşına, gelişim özelliğine bağlı olarak 25'li, 50'li, 100'lü şeklinde yapboz dikkat eksikliğinde çok önemli. Jenga oyunu mesela ince psikomotor becerilerin gelişimine destek olur. El göz hız koordinasyonu sağlar. Bu açıdan önemli bir oyundur. Örneğin şu an sizden şöyle bir uygulama yapmanızı isteyebilirim. Elinize bir kalem alıp kalemi sağ elinizden sol elinize atıp sol elinizle tutmaya çalışın. Ya da tam tersi sol elinizde tuttuğunuz kalemi atıp sağ elinizle tutmaya çalışın. Bir deneyelim bunu. Hatta yaparken kamerayı da açabilirsiniz. Bir kalem tutuyoruz. Sol elimizden sağ elimize atıp tutmaya çalışıyoruz. Ya da sağ elimizden sol elimize atıp tutmaya çalışalım. Zeynep Hacer Hocam yapmış. Evet, Ela Hocam da yaptığını ifade ediyorlar. Burada aslında ne yaptınız biliyor musunuz hocalarım? Göz, hız ve el planlaması hesabı yaptınız. Bu çok önemli. Tekrar ediyorum, göz, hız, el planlaması ve hesabı yaptınız. Eğer çocukta dikkat veya kısa süreli bellekte sorun varsa bunu yaparken oldukça zorlanıyor. Aklınızda olsun. Geometrik oyunlar önemli. Küçük yaşlardan itibaren oynatabilirsiniz. Tavsiye ederiz. Tangram örneğin 7 parçadan oluşuyor. Klasik kare tangram. 4 yaşındaki bir çocuk bir yetişkinden çok daha hızlı sürede yapabiliyor. Vaktinde bu oyunlarla tanıştıysa. Oyun zamanı, kibrit problemleri. Çok severim ben kibrit problemlerini. Ekrandaki görseli hemen açıklayayım. Yukarıda yanlış bir işlem var. 6 artı 7 eşittir 1 demiş. Aslında 6 artı 7'nin 13 yapması lazım. Yanlış bir işlem. Biz burada bir tane kibritin yerini değiştirerek işlemin doğru olmasını sağlıyoruz. Bu kibriti dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İsterseniz mesela 6 rakamındaki bir kibrit alıp yine bu 6'nın üzerinde değişiklik yaparak yeni bir rakama dolaşabilirsiniz. Ya da 6'dan bir kibrit alıp 7 rakamının orada bir değişiklik yapabilirsiniz. Ya da buradan alıp kibriti eşitliğin diğer tarafına gönderebilirsiniz. Tamamen serbest. Sadece matematiksel ifade ve eşitliğe dokunamıyoruz. Zaten o da görselden net bir şekilde anlaşılıyor. Kibritler üzerinde değişiklik yapıyoruz. Ne yapmışız? Bakın şu 7'deki kibriti, üstteki kibriti almışız. Sağ tarafta, eşitliğin sağ tarafında 1'in olduğu yere ekleyerek 6 artı 1 eşittir 7 sonucuna ulaşmışız. Anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece bir kibritin yerini değiştirerek yanlış işlemi doğru hale getiriyoruz. Şimdi sıra sizde. Diyelim ve ilk soruyu ekrana yansıtalım. Ben doğru işlemi yazmanızı isteyeceğim sizden. Hani şuradaki kibriti alıp buraya taşıma değil de şu artı şu eşittir bu.
Doğru sonuç bu şeklinde. Çok eğlenceli bir oyundur. Hem çocukların hem yetişkinlerin severek oynadığı bir oyundur. İki farklı cevap geldi. İnce hocam 4-6 eşittir 10. Yasemin hocam 4+9=13 dedi. Evet, doğru cevaplar geliyor Özlem hocam, Rüveyda hocamdan. Ayşegül hocamdan da doğru cevap geldi. Mehmet hocamdan doğru cevap geldi. Evet. Hocalarımın da ifade ettiği gibi 4+6=10. Burada şurada 8'deki ortadaki kibriti alıp 5'in sol altına dikey kısma ekleyerek 4+6=10 sonucuna ulaşıyoruz. Biraz daha zorlaştıralım. İkinci sorumuz. Burada tabii kibritlerin yeri değiştirerek hangi rakamlardan hangi rakamların elde edileceği bilgisini çocuğa vermeniz gerekiyor. Yani şu an siz aslında çok büyük bir güzel bir iş yapıyorsunuz. Bunu bilmeden bu sorulara doğru cevaplar veriyorsunuz. Hangi rakamlardan hangi rakamların elde edileceği bilgisini çocuğun bilmesi gerekiyor. Evet, 6+6=40. İnci hocam, Selda hocam, cevaplar geldi. İnci hocamın kibrit problemleriyle arası iyi, anlaşılan. İki soruda da evet, doğru cevaplar geldi. 5+8=40. Sol taraftaki 5'in sol dikey alttaki kibritini alıp 6'nın 5+8=40 sonucuna ulaşıyoruz. Bu sorularla ilgili internette birçok doküman var hocalarım. Tavsiye ederim araştırmanızı. Hem kendiniz çözebilirsiniz, çok eğlencelidir. Hem çocuklarınıza ya da sınıfınızdaki öğrencilerinizle aktarabilirsiniz. Arkadaşlarınızla kaliteli vakit geçirmek için, eğlenceli vakit geçirmek için kullanabilirsiniz. Hafıza oyunlarına bakalım. Hafıza oyunlarında da eş bulma, kelime hatırlama, resim hatırlama, resim eşleme, yön bulma şeklinde sıralayabiliriz. Burada kısa veya uzun dönem hafızanın kullanıldığı oyun türleridir. Oyun türüne göre görsel ve sözel hafıza kullanılır. Tek kişilik veya takım oyunu şeklinde olabilir. Genellikle bu oyunlarda da materyale ihtiyaç duyuluyor. Şimdi oyunlardaki görev kartlarını kapatarak oynattığınızda mesela görev kartlı olan oyunları düşünelim. Öyle söyleyelim. Kubits gibi, pratik bardaklar gibi, Kotobik oyunu gibi. Böyle görev kartlı oyunları düşünelim. Bu oyunlarda mesela hafıza gelişiminde kullanabilirsiniz. Dixit değil pardon, Lukluk gibi, dedektif gibi oyunlar. Hemen aklıma gelenleri söylüyorum. Görev kartlarının olduğu oyunlarda bu görev kartlarını kapatarak oynattığınızda çocukların hafıza becerilerinin gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Örneğin geometrik bir oyunu ele alalım. Bakın oyunları nasıl oynatmanız gerektiğini bilmeniz burada ön plana çıkıyor. Şimdi görev kartlı bir oyun oynadığını düşünüyoruz çocuğun. Çocuk ilk olarak bu görev kağıdına bakarak aynısını yaparsa olanı taklit etme becerisi gelişiyor. Bu görev kartına 5-10 saniye baktıktan sonra kartı kapatıp o görevi yapmaya çalışırsa hafızası gelişiyor. Aynı şekli, örneğin ahşap parçaların kullanıldığı oyunları düşünelim. O karttaki şekli, görevi elinin üzerinde yapmaya çalışırsa da denge becerisi gelişiyor. Bakın bir oyunla 3 tane beceriyi geliştirmiş olduk. Bunu bilmiyor olsak, sadece oyunun anlatıldığı kuralların olduğu şekilde oynatıyorsak tek bir beceri alanına hitap ederiz. Ama nasıl oynatacağımızı bildiğimizde bakın birden fazla beceri alanına çocuğun katkıda bulunabiliyoruz. Diyelim ve resvebe yapalım. Resvebe yaygınlaşıyor. Resimli alfabe demek. Kelime veya kelime gruplarının harf, sayı, resim veya sembollerle temsil edilmesiyle oluşturulan bir oyun. Resim ve alfabe kelimelerinden türetilmiştir. Aktif düşünme sürecini hızlandıran bir oyun. Birçok yine doküman var bununla ilgili. Burada harflerin, sembollerin, şekillerin konumu, rengi hepsi bir ipucu. Heceleyerek kelimelere ulaşmaya çalışıyoruz. File cevapları gelmiş zaten. Şimdi chat kısmına açtım. Burada bir fil var.
fili heceliyoruz. E ile birleştirdiğimiz zaman E sesiyle file cevabına ulaşıyoruz. Dediğim gibi bu oyunda harflerin, şekillerin, sembollerin konumu, rengi hepsi bizim için ipucu. Ödüllü resebe yarışması yapılıyordu. Pandemi döneminde yapılmadı ama pandemiden önce ödüllü resebe yarışmaları düzenleniyordu. Kolay gibi görünüyor ama ilerlediğinizde oyunda D1'den D2, D3'e doğru ilerlediğinizde çok daha zor resebelerle karşıya kalabiliyorsunuz. Sıkıda takipçileri var resebenin. Zaten resebeye alıştığınız zaman bağımlısı yapıyor sizi. Öyle söyleyeyim hocalarım. Evet, ekranda bir soru var. Esat hocam, Emine hocam, Sultan hocam, Ramazan hocamdan doğru cevaplar geldi. Yarışma. Arayı heceliyoruz. En sonda bir su var. Eski dilde ma biliyorsunuz. Ma olarak hecelediğimizde de yarışma. Bulmacalarda çıkar eski dilde su, ma şeklinde. Yarışma olarak bunu çözüyoruz. İlerleyen sayfalarda bir resmelerimiz daha var. O biraz daha zor olacak buna göre. Strateji oyunları havuzun en geniş olduğu alan hocalarım. Birçok oyun var burada. Yüzlerce oyun var strateji oyunu olarak sıralayabileceğimiz. En bilinenleri ben buraya eklemeye çalıştım. Set, Mangala, Reversi, Koridor diye sıralanan oyunlar. Satranç, Dama, Go, Sky Pity, Nim, Tactics oyunları en bilinen oyunlar arasında yer alıyor. İki veya daha fazla oyuncu birbirlerine karşı oynuyorlar bu oyunları. Belli kuralları var. Kaybeden ve kazananın bulunduğu oyun türleri bunlar. Bireysel oynanabilir, takım halinde oynanabilir, grup olarak oynanabilir. Bu oyunlarda deneyim çok önemli bakın. Bu oyunlarda çocuğun bol bol pratik yapması, kendi stratejilerini geliştirmesi gerekiyor. Yani D3 seviyesi. Pratik yapmak, yani oyunları oynamak çok önemli. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor, şuna vurgu yapmak gerekiyor. Oyunlarda taşlar genellikle siyah ve beyazdan oluşuyor. Şimdi özel eğitim hocamız varsa aramızda ya da P derece arkadaşlar varsa konuyla ilgili bilgileri vardır. Dikkat eksikliği veya öğrenme güçlüğü olan çocuklar siyah rengi sevmiyorlar. Öğrendikleri, yani en çok öğrenmede en çok zorlandıkları ve çok çabuk unuttukları renk siyah. Bu duruma dikkat etmek gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa bu çocuklar da oyun oynarken renkli taşlı olan oyunları tercih etmek gerekiyor. Strateji oyunları dediğimiz gibi havuzun en geniş kısmı. Çok fazla sayıda oyun mevcut bu alanda. Karma zeka sorularımız var. Mantık soruları, kapak sarma problemleri, nehir geçme problemleri, örüntü soruları, kibrit problemleri olarak sıralayabiliriz. Başlangıçta çözüm yöntemi belirgin olmayan ipuçları sonucu ilerleyerek cevaba ulaşılan sorular bunlar. Burada şöyle bir ayrıntı önemli. Hazırlanan sorunun herkesi ikna eden tek bir çözümü olması gerekiyor. Zeka sorusu yazarları için acemilik döneminde tehlikeli bir alan burası. LGS, ALES gibi sınavlarda son dönemde karşımıza çıkan yeni nesil soru olarak nitelendirdiğimiz sorularda bu tarz sorulara, yani zeka soruları temeline dayanan sorulara rastlıyoruz. Birkaç sayfa sonra bununla ilgili net somut örnekler vereceğim size. Önemlidir. Bu noktada size bir zeka sorusu soralım bakalım. Yine Türkiye Zeka Vakfı tarafından hazırlanan, geliştirilen bir soru. Örneğin sayılar ve baş harfleri verilen sözcükler ne ifade ediyor diyor soruda. Şöyle bir örnek var aşağıda. 1H, 7G var da bir haftada 7 gün var. Şifre bu. Peki bizim sorumuzdaki şifre ne? TA, 8, Ü, 21, Ü ve H var. Türk alfabesi diye başladı. Tam metni kimse yazmadı ama. Parça parça geldi. Türk alfabesi geldi. Evet. Cevaplar akmaya başladı. Takip edemiyorum hocalarım. Evet. Beyza Nur Topçu Beyza hocam yazdı sanırım. Türkçe alfabede 8 ünlü, 21 ünsüz. Aa, sonunu yine yazmamış harfi. Doğru kabul edelim biz. Tamam. Türk alfabesi 8 ünlü, 21 ünsüz harften oluşur. Önemli. Hocalarımın daha önce bu soruları görmediklerini varsayıyorum. Umarım görmemişlerdir.
Bu doğrultuda çözme süreleri çok iyi. Şimdi zor bir soru yansıtacağım ekrana. Cevabı bilen hocalarım varsa onlardan cevabı söylememelerini rica edeceğim özellikle. Çünkü bu soruya genellikle cevap verme süresi biraz uzun oluyor. Bilen hocalarımın cevabı yazmamalarını rica ediyorum. Hangi kelimenin yazıldığını bulunuz diyor. Burada şifreli bir kelime var. Gizlenmiş bir kelime. Zor bir soru. Ödüllü bir soru diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Türkiye Zeka Vakfı tarafından sorulan. Böyle kağıt kalemle çözülebilecek bir soru. Hocam zor soruyormuşsunuz Savaş Hocam. bu zor. Bundan öncekileri evet hani çözülebilir sorulardı ama bu biraz daha zor. Biraz daha böyle üzerinde düşünme gerektiren bir soru. Şöyle bir ipucu vereyim. Aslında şöyle söyleyelim. Mesela ilk rakamı düşünelim. 6. Burada 6'yı heceleyeceksiniz. Yani 6 şeklinde sözel olarak yazacaksınız. Bu 6'nın üzerindeki 3 de o hecedeki 3. harf hangisi ise onu alacaksınız. Yani kelimenin ilk harfi o. Tekrar edeyim. İlk rakamımız için konuşuyorum. Evet, cevaplar geldi. 6'nın heceliyoruz A, L, T, I şeklinde. Üçüncü harfi T, oradan T'yi alıyoruz. Bu şekilde sırayla 3, 4, 2, 1, 7, 5'i çözümlüyoruz. Ve doğru cevabımız Türkiye. Güzel bir sorudur, kaliteli bir sorudur. Kolaylıkla siz de bu tarzda sorular türetebilirsiniz, yazabilirsiniz. Bu şekilde kelimeleri şifreleyerek. Faydalarına bakalım zeka oyunlarının. Zeka oyunlarının faydalarını hocalarım ben iki başlıkta ele alıyorum. IQ ve EQ yani sayısal sözel zeka ve duygusal zeka anlamında. Duygusal zeka kavramını belki ilk defa duyuyor olabilirsiniz. İlk defa duyan hocalarım vardır. 1990 yılında ilk kez kullanılmaya başlanmış. Zeka oyunlarına son dönemde artık bu açıdan bakılmaya başlandı. Sadece sayısal sözel zeka değil, duygusal zeka. Duygusal zeka zaten son dönemde oldukça popüler ve her geçen gün önemini arttırıyor. Sayısal sözel zeka dediğimiz IQ'nun temelinde akıl ve mantık var. Neleri geliştiriyor çocuklarda? Akıl yürütme ve problem çözme becerisini geliştiriyor. Dikkat, konsantrasyon, odaklanma, takım çalışması diyorum. Çok yönlü stratejik düşünebilme, karşılaştığı yeni durumlar karşısında farklı çözüm yolları geliştirebilme, sebep-sonuç ilişkisi kurma, hızlı düşünme, karar verme, okuduğunu anlama, anladığını uygulama becerisi. Bunlar IQ anlamında zeka oyunlarının çocuğa kattığı yararlar. Şimdi bir de bunun EQ yani duygusal zeka boyutu var. Şimdi burada ama IQ ile ilgili birkaç cümle kurmak isterim. Şimdi bizim bilişsel ve duygusal olmak üzere iki tür zekamız var dedik. Hayatı nasıl yaşadığımız aslında her ikisi tarafından belirleniyor. Bunlar birbirlerini tamamlayan süreçler. Yani düşünceler ve duygular birbirlerine bağlı. Gerçekte IQ, yüksek sınav sonuçları, çocuğunuzun müzik, resim veya spor alanındaki yeteneklerinden çok daha fazlası. IQ, çocukların yaşamlarını kolaylaştıran yeteneklerin bütünü. Neler var? Algılama var, hızlı ve anlamlı düşünme var, aklıma gelenler çağrışım yapabilme var, muhakeme etme var, soyutlama, matematiksel yetenekler, problem çözme gibi pek çok yetenek söz konusu. Burada ebeveynlerin IQ'nun ne anlama geldiğini iyi anlamaları gerekiyor. Çocuklarının zeka gelişimi için neler yapabileceklerini ve beyin gelişimiyle IQ seviyesi arasındaki ilişkiyi öğrenmeleri büyük önem taşıyor. Diyelim ve buradan EQ'ya geçelim. EQ yani duygusal zekanın IQ'dan farkı daha az kalıtım yüklü olması. Bu durum ailelere ve biz eğitimcilere bir fırsat veriyor aslında.
Yani duygusal becerileri biz çocuğa öğretebiliriz. Ne yazık ki duygusal becerileri IQ testi gibi bir test yaparak ölçemiyoruz. Kalıtım etkisinin az olması çocuklarımızın yaşam kalitesinde onları destekleyerek önemli bir fark yaratmaları noktasında bize katkıda bulunuyor. Neler var? Temelinde empati var duygusal zekanın. Kişinin kendi duygularını anlaması, empati duyması, duygularını, yaşamını zenginleştirecek bir şeyini de düzenleyebilme yetkisi aslında. Bakın, becerileri şu an ekranda, sunumda var. Etkili iletişim, takım çalışması, merhamet duygusunun gelişimi, kaybetmeye tahammül, başarını ve başarıyı takdir etme. Örneğin şu an günümüzde çocuklar hayırın anlamını bilmiyorlar ne yazık ki. Zeka oyunlarında çocuk oynuyor, kazanma kaybetme var. Bazen kazanıyor, sevinç çığlıkları atacak ama karşısında oyunu kaybeden bir rakibi var. Yaşıtı bir rakibi var mesela. O duygusunu bastırabiliyor. Merhamet duygusu gelişiyor. Centilmenlik duygusu gelişiyor. Kaybetmeyi tadıyor orada. Her zaman kazanamayacağını fark ediyor. Kaybetmeyi tadıyor. Bunlar önemli. Şimdi günümüzde bireylerin zeka puanlarında artış var. Bunu Flynn etkisi olarak da açıklamıştık. Ama tam tersi, duygusal ve sosyal becerilerde düşüş var. Neden? Çünkü biz bilişsel zekaya çok önem veriyoruz. Çocuğum çok başarılı olacak, sınav sonuçları çok yüksek, en iyi okullarda okuyacak. Ama bu kısma önem verirken duygusal zeka kısmını aksatıyoruz. Bunu birçok toplumsal alanda, birçok alanda örneğini görebiliriz. Örneğin bilimsel araştırmalar incelendiğinde madde bağımlılığı, depresyon, şiddet, çeşitli ruh sağlığı bozukları konularında inanılmaz artışlar var. Ve bunu da şuna bağlıyor araştırmacılar. Bu kuşağın çocukları önceki dönemlere göre daha fazla duygusal problemlerle uğraşıyorlar. Nedeni bu. Bu yüzden daha yalnız, daha kuralsız, sinirli, hassas, saldırgan olma eğilimi gösteriyorlar. Bu nedenle özellikle 0-3 yaş grubundan itibaren ailelerin ilgi ve sevgiyle çocuklarına yaklaşması, çocuklarının hem IQ hem de EQ alanında gelişimine katkıda bulunması gerekiyor diyelim. Üzerinde çok konuşulası bir konu ama burada noktalayalım. Şöyle bir örnek vereyim zeka oyunlarının faydalarıyla ilgili aklıma geldi. Örneğin Norveç cezaevinden çıktıktan sonra suç işleme oranının en az olduğu ülke. %10 civarı. Sebebini çok merak etmiştim araştırmayı okurken. Nedeni şu hocalarım, her hafta grup terapileri yapılıyor cezaevinden çıkan bireylerle. Ve bu terapilerde zeka oyunları oynatılıyor. Bakın, cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suç işleme oranının en az olduğu ülke. Temelinde akıl ve zeka oyunları var. Diyelim ve anagram oyununa bakalım. Bir kelimenin veya sözcük grubunun harflerinin yerini değiştirerek yeni anlamlı bir kelime elde edilmesi. Bakın örnek var. Peri. 4 harfli. Yine 4 harfli bir kelime bulacaksınız. Bu arada chat kısmına şimdi bakıyorum. Gardner'ın zeka yaklaşımı demiş hocam. Evet, Gardner'ın çoklu zeka kuramı faydalanılıyor. CHC kuramı var. Bu kullanılıyor. Oyun gelişiminde birçok zeka kuramından faydalanılıyor. Bir insan her ikisini de barındırabilir mi? Evet, her ikisini de barındırabilir. Zaten şöyle söylüyoruz hocam. IQ şu an sizin okulu dereceyle bitirmenizi sağlayabilir. Bir işe girişte size çok büyük avantaj sağlayabilir. Ama devamında EQ ön plana çıkıyor. Bakın günümüzde hep proje odaklı çalışılıyor. Hem ulusal hem uluslararası şirketler. Bunu düşündüğünüzde de burada duygusal zeka, yani takım çalışması yapabilme, ekip içerisinde yer alabilme, kendini ifade edebilme, bunlar ön plana çıkıyor. Bu nedenle her ikisi birbirini tamamlayan zeka alanları ve her ikisinin de gelişimine eşit derecede önem vermek gerekiyor. Bu anagram oyununa dönelim. Pire, harflerin azaltmayacağız. Sadece yerlerini değiştirerek yeni bir anlamlı kelime türetiyoruz. Şimdi bakalım. 4 harflerden başlayıp 5 harfli, 6, 7, 8, 9 harfliye kadar çıkabilirsiniz. Hayvanlar, şehirler, isimler yapabilirsiniz. D1, D3'e kadar siz oyunu öğrendikten sonra, mantığı anladıktan sonra kullanabilirsiniz hocalarım. İlk kelimemiz Ender. Evet Emre hocam, Beyza Nur hocam çok hızlısınız. Emine hocam cevaplar geldi. Rende. Rende kelimesine ulaşıyoruz. Çok güzel. Anagram çok sevilen bir oyundur.
İkinci kelimemiz define. Define. Melek hocam, bütün altı harfi kullanacağız. Evet, cevap geldi. Esat hocam, Nazife hocam. Evet, efendi. Altı harfli. Harfleri değiştirmiyoruz. Sadece yerlerini değiştiriyoruz. Harf sayısını değiştirmiyoruz. Efendi kelimesine ulaşıyoruz. Bir sonraki kelimemiz şımarık. Karmaşık değil hocalarım. Karmaşıkta iki tane A var. Evet, cevap geldi. Karışım. İlk kim yazmış diye bakıyorum ama. Sultan hocam sanırım. Sultan hocam. Özlem hocam. Melike hocam. Cevaplar geldi. Karışım. Eğlenceli bir oyundur. Çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz soruları. Tercih edilen oyunlardan biri. Peki eğitimdeki önemine bakalım. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz sunumun. Zeka oyunları da temel amaç kişilerin düşünme becerilerini geliştirmek. Çocuklara katkılarını söyledik zaten. Ekranda da yazıyor. Algı, hafıza, bilişsel becerileri geliştirmek, güçlendirmek için kullanılıyor. Birçok araştırma da var aslında. Saldırganlık davranışlarını azalttığına yönelik. Değerler eğitiminde kullanılıyor. Öğretimsel bir araç olarak kullanılmalı zaten zeka oyunları. Bizim amacımız çocukların zeka oyunu kültürüyle yetişmesi. Bu çok önemli. Şimdi çocukların olaylara farklı bakış açısıyla bakabilme, bir problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmeleri zeka oyunlarının genel amaçları arasında yer alıyor. Zaten olaylara farklı bakış açısıyla bakabilme neyi sağlar? Doğru karar vermeyi sağlar. Siz bir olaya çok yönlü bakabiliyorsanız doğru karar alma noktasında sorun yaşamazsınız. Öğrenciler zeka oyunlarında hem bireysel çalışmalar yapıyorlar hem grup çalışmaları yapıyorlar. Bu sayede kendi yeteneklerini ve potansiyellerini tanıyorlar, geliştiriyorlar ve özgüvenleri artıyor. Şöyle bir yeterlik alanı var günümüzde. İşte günlük problemlere, amaçlı olarak kurgulanmış problemlere özgün cevaplar vermek, farklı çözümler üretebilmek. Bir sorunun birden fazla cevabı olduğunu görerek alternatif cevaplar ortaya koyabilmek günümüzdeki yeterliklerden biri. Zeka oyunları da bu yeterliliği kazanmada oldukça etkili bir araç. Devam edelim. Şimdi PISA ve TIMSS sınavları yapılıyor. Biliyorsunuz bunu. Öğretmen arkadaşlarım biliyor zaten. PISA OECD ülkelerinde yapılıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yapılan. Üçer yıllık dönemler halinde yapılan bir sınav. Ne var bu sınavda? Matematik, fen ve okuma alanındaki bilgi ve beceriler ölçülüyor. Yine TIMSS'te de öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki bilgi ve becerileri değerlendiriliyor. Ne yazık ki son dönemlerde ülke olarak bu sınavlardan düşük puanlar alıyoruz. Bunun üzerine ne oldu? Eğitimciler, araştırmacılar toplandılar ve soru tarzlarında değişikliğe gidilmesi gerekliliğini vurguladılar. Neden? Çünkü bu tarz sınavlarda analitik düşünme, sentez gibi üst düzey beceriler, bilgiyi yorumlama, öteleme, mantıksal çıkarım yapma yetenekleri ölçülüyordu. Ama bizim yaptığımız ölçme değerlendirme bilgiyi hatırlama düzeyinde kalıyordu. Bu nedenle sorularda değişikliğe gidildi ve yeni nesil sorular kavramı son dönemde oldukça popüler. Ve işte bu yeni nesil sorularda biz akıl ve zeka oyunlarının yansımalarını net bir şekilde görüyoruz. Örneğin bu bağlamda da TIMSS sonuçları açıklandı. En son 2019 yılında yapılmıştı. Her iki alanda ilk kez ülke olarak 500 puanın üzerine çıktık. Bu önemli bir gelişme. Bizi sevindiren bir gelişme. Devam edelim. ALES. Akıl ve zeka oyunu temeline dayanan mantık soruları yer alıyor ALES'te. En son geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Sihirli Piramit diye bir oyun var. Arkadaşım mesaj gönderdi. Hocam aynı soru. Sihirli Piramit'in aynısı ALES'te soru olarak karşıma çıktı diye. Daha geçtiğimiz hafta bakın sıcağı sıcağına bir hafta önce yapılan sınavda. TYT, AYT özellikle LGS'de akıl ve zeka oyunu formatına benzer sorular soruluyor. Bir okulda akıl ve zeka oyunları çalışması varsa okulun başarı puanı pozitif yönde diyoruz. Yine 21. yüzyıl becerileri. Bakın nasıl bir beceriler ki bir yüzyılla isimlendiriliyor 21. yüzyıl becerileri. Burada öğrenme ve yenilikçilik becerileri var. Temelde üçe ayrılıyor 21. yüzyıl becerileri. Buradaki bir alan olan öğrenme ve yenilikçilik becerileri neler bunlar?
yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliği. Zeka oyunlarının kazanımları arasında yer alıyor. Yine İstanbul'da uygulanan Harezmi eğitim modeli var. Birçok öğretmen arkadaşımız ilçemizden de bu eğitim modelini okullarında uyguluyor. Kazanımları zeka oyunlarının kazanımları ile paralellik gösteriyor. Uluslararası şirketler, ulusal şirketler zekasını en etkin kullanan kişileri seçmek amacıyla akıl ve zeka sorularına yer veriyorlar eleme sınavlarında. Devam edelim. 21. yüzyıl çok yönlülük devri. Belki daha önce duydunuz. T insan modeli tartışılıyor günümüzde. T insan modeli. Ne demek? Her alanda bir şey, bir alanda da uzmanlaşır seviyede her şeyi bilme durumu. Önemli. Gizli potansiyelleri keşfetme, gizli cevherleri ortaya çıkarmada da akıl ve zeka oyunları çok etkili. Yeni nesil sorular dedik. Somut örnek vermemiz gerekiyor. Bakın, bölgesel sudoku oyunu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı LGS örnek soru kitapçıklarında yer alan sorulardan bir tanesi. Bölgesel sudoku oyunu. Zeka oyunu kültürüyle yetişen bir çocuk, bu oyunu bilen bir çocuk aslında bu soruyu çok daha rakiplerine göre çok daha çabuk, hızlı bir şekilde çözebilir. Bölgesel sudoku oyununu bilmesi gerekiyor. Resvebe, biraz önce sorularını çözdük. Soru olarak karşımıza çıkıyor. Resvebe oyunu. Bakın bilen çocuk için ne kadar zamandan kazanç. Sayı bağlamaca. Aslında ABC bağlama oyunu var. Sayı bağlamaca olarak karşımıza çıkmış. Burada sayıları eşleştiriyorsunuz. Bu ABC bağlama oyununu bütün derslerde kullanabilirsiniz. Matematik, fen, Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilimleri eşleştiriyor çocuk. Yer zaman eşleştirmesi yapabilir, eş anlamlı kelimeleri eşleştirebilir, zıt anlamlı kelimeleri eşleştirebilir, matematiksel işlemle sonucunu eşleştirebilir gibi ilk aklıma gelenler. Ve hafta sonu ALES'te çıkan soru sihirli piramit demiştim. Böyle bir oyun bu sihirli piramit. Her katta bir tane rakamı, daireyi boyuyorsunuz. Komşu olması lazım. Örneğin 6 katlı bir piramitte karaladığınızda bütün rakamları barındırması gerekiyor. Bakın 1, 5, 3, 2, 4 ve 6 şeklinde her rakamı barındırıyor. Ve komşu mesela 5'ten aşağı inerken 4 ya da 3'ü kullanmanız lazım. Komşu olmayan 2'yi kullanamıyorsunuz. 21 Şubat'ta yapılan ALES'teki sınav sorusularından, yani bu oyundan 2 tane sınav sorusu çıkmış. Bilimsel araştırmalar var. Buranın üzerinde çok durmayacağım. Dediğim gibi bilimsel temeller oturtmak gerekiyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Bakın, Silvia Bönk, Zeka Oyunları Camiası'nda bu araştırmayı hemen hemen herkes bilir. Doçent Doktor Bengü Türkoğlu'nun yaptığı çalışma var. İlkokul öğrencilerinin dikkat ve görsel algı düzeylerine etkisinin incelendiği bir çalışma var. Değerler Eğitimi, Asuman Sadıkoğlu tarafından hazırlanan zeka oyunlarının değerler eğitimindeki katkılarını inceleyen bir araştırma var. 12-15 yaş arasındaki çocukların saldırganlık davranışlarına etkisini inceleyen bir araştırma var. Bunlar değerli okumalardır. Tez arama, makale arama yaparsanız bu değerli bilgilere ulaşabilirsiniz. Diyelim ve bir resvebe sorusuyla sizleri baş başa bırakalım. Sultan Hocam'ın yorumunu okuyorum şimdi chatten yazdığını. Çok önemli, çok ellerinize sağlık hocam, emeklerinize sağlık. Okulumuzda zeka oyunlarını koridorlara taşıdık yazmış hocamız. Evet, akran yardımı, şiddet önleme, sosyal öğrenme birçok alanda katkı sağlıyor. Zeka oyunları gizli bir anahtar mı, her şeye çare mi? Değil tabii ki ama desteklediğimiz zaman çocuklarımızı öğretimsel amaç olarak kullanıp desteklediğimizde inanın çok katkısı var. Özellikle küçük yaş grubundan itibaren uyguladığınızda somut bir şekilde kazanımları görebiliyorsunuz. Cevaplar gelmeye başladı. Aşağıda doğru cevabı gördüm sanki. Nal toplamak. Evet Esat hocam. Nal toplamak. Doğru cevabımız. Zeynep hocamdan da geldi. Sultan hocamdan da geldi. Nal toplamak. Nasıl peki nal toplamak? Ne harfi var? Kırmızı yazılmış. Biz kırmızıyı al olarak genelde resvebede heceleriz. Birleştirdiğimizde nal. Bir top figürü var. Lama var. Ekranda görüyorsunuz. Birleştirdiğimizde nal toplamak oluyor.
Aile içi iletişime katkısı ne? Kısaca buna da bakalım. Günümüzde ebeveynlerin çalışma koşulları nedeniyle çocuklarına yeterince vakit ayıramaması, sokak kültürünün etkisini kaybetmesi ki bunu artık kabullenmemiz lazım. Bizim çocukluğumuzdaki gibi değil artık. Sokak kültürü yok. Ailenin, bunda da gerekçeli sebepleri var tabii ailelerin. Ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek istemesi oyun ihtiyacını ortaya çıkardı. Bir de buna pandemi eklenince, ne oldu pandemide? Çocuklar arkadaşlarıyla oyun oynayamadılar. Buna bağlı olarak enerji fazlalarını atamadılar. Akranlarıyla sosyal ilişkiler kuramadılar. Bunlar zeka oyunlarına olan ilgisini arttırdı ailelerin. Geçenlerde bir yayın evi sahibiyle görüştüğümüzde, Savaş Hocam dedi, pandemi döneminde normalde bizim satışlarımızda kitap 1'dedir, kırtasiye 2'dedir. Bu kutu oyunları hani aşağı sıralardadır. 5. 6. sıradadır. İnanın dedi, pandemi döneminde 2. sıraya yerleşti. Yani kırtasiyenin de önüne geçti. İlgi bu nedenle çok fazla. Pandemide çocukların eve kapanması nedeniyle kelime kavram bilgisi, etkileşim becerileri, problem çözme becerileri ve eleştirel düşünme becerileri olumsuz etkilendi. Bu noktada da aileler zeka oyunlarıyla çocuklarının bu olumsuz etkileri en aza indirmesini ve çocuklarını destekleme noktasında onlara katkıda bulunabilirler. Sancaktepe'de akıl oyunları hangi kırtasiyelerde bulunur demiş. Hocam, Savaş Hocam mikrofonunuz kapandı. Evet, mikrofon kapandı. Birçok kırtasiyede bulabilirsiniz ama genelde internet satışını tavsiye ederim ben. İnternette hem daha uyguna da bulabiliyorsunuz, oyunlara ulaşabiliyorsunuz. Ne dedik? Pandeminin yarattığı sorunlar, bunları çözme noktasında aileler akıl ve zeka oyunlarından kolaylıkla faydalanabilirler. Kaliteli vakit geçirmeleri açısından da çocuklarıyla birlikte oldukça önemlidir. Birçok yararı var. Oyun bir bağ kurma fırsatı, aile üyelerinin bir araya gelmesini sağlıyor diyoruz biz. Çocukla doğru ve sağlıklı bir iletişim kurmanın en iyi yolu da onunla oyun oynamak. Bu sayede de iletişim becerilerini güçlendiriyoruz. Çocukların zeka oyunlarıyla birlikte işte dikkat, odaklanma, konsantrasyonu artıyor. Motive oluyorlar bu sayede. Ebeveyn de çocukla birlikte kendini geliştiriyor aslında. O da öğreniyor. Oynayarak öğreniyor ve çocuğunun gizli yeteneklerini, farkında olmadığı yeteneklerini ortaya çıkarıyor ve onun gelişimine katkıda bulunabiliyor. Burada tabii ailelerin çocuklarıyla oynatacakları oyunların niteliği önem taşıyor. Burada çocuğun bilişsel, duysal ve psikomotor gelişimine uygun oyunları tercih etmek gerekiyor. Yavaş yavaş bitirelim. Önerilerimiz var. Önerilerimiz şu. Zeka oyunları diğer disiplinlerin içerisine yerleştirerek ders kazanımlarının aktarılmasında yardımcı olacak şekilde öğretimsel amaç olarak kullanılmalı. Z kuşağı olarak nitelendirilen çocuklar için iyi bir araçtır zeka oyunları. Eğitim teknolojileriyle uyumu sağlanarak servis edilmelidir. Okul öncesinden başlayarak tüm kademedeki müfredata entegre edilmeli diyoruz. Okullarda zeka oyunları sınıfı oluşturulmalı. Eğitim verdiğimiz dönemde çok güzel dönüşler alıyorduk bununla ilgili. Birçok okulda ben eğitim verdim. Ondan fazla okulda eğitim verdim. Hatta farklı okulları birleştirdiğimizi düşünürsek neredeyse 20'ye yakın okula bu sayede ulaşmış olduk. Zeka oyunlarını ulaştırmış, tanışmalarına vesile olmuş olduk. Bu nedenle okullarda zeka oyunları sınıfı bizim için önemli. İlçe il bazında yarışmalar düzenlenmesi teşvik edilmeli. Öğrencilerin bu yarışmalara katılmaları desteklenmeli diyoruz. Anne babalara yönelik de bilgilendirici seminerler verilmeli diyoruz zeka oyunlarında. Burada tabii şöyle, çocukların öncelikle biz, yani ben kağıt kalem oyunları oynamalarını tavsiye ediyorum. Bu olasılık temellerinin güçlü olmasını sağlıyor. Daha sonra da yaşına uygun kutu oyunlarıyla, özellikle strateji oyunlarıyla çocuk oynayabilir. Çocuk ilk olarak bireysel oyunlar oynamalı, daha sonra rakipli oyunlar oynamalı. Ve oyunlar da kolaydan zora, basitten karmaşa şeklinde sıralanarak çocuğa verilirse çok daha etkili bir araç olarak kullanmış olursunuz. Şunu da vurgulamak isterim. Çocukların zeka oyunları kültürüyle yetişmesi amacımız demiştik. Ben şu tavsiyede bulunuyorum. Evet, her evde kütüphane olmasını biz çok önemsiyoruz. Kitap okumanın yeri apayrı. Aynı zamanda o kütüphanenin yanına bir de zeka oyunları kütüphanesi eklemenizi tavsiye
ediyoruz. Peki ilgili kurumlara bakalım. İlgili kurumlar. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü eğitimler düzenliyor. Zeka oyunları 1, zeka oyunları 2 şeklinde mahalli. Bizler görev alıyorduk bu eğitimlerde, bakanlık formatörleri. Aynı zamanlarda eğitici eğitimi düzenliyor. Yani açıldığında siz de eğitici eğitimine başvurarak formatör olabilirsiniz. Zeka oyunları eğitici eğitmeni olabilirsiniz. Hatta şu an zeka oyunları 1 ve zeka oyunları 2 uzaktan eğitimleri var MEPBİS'te. Başvurmanızı tavsiye ederim. Başvurular devam ediyor diye biliyorum. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işin içerisinde, halk eğitim yani. Burada da eğitmen eğitimini aldıysanız, okul öncesi, başlangıç düzey, orta düzey ve ileri düzey olmak üzere kurs açabiliyorsanız, yine Zeka 1 ve Zeka 2 eğitimi alan öğretmenler de bu kursları açabiliyorlar. Bunun dışında neler var? Türk Beyin Takımı var, Türkiye Zeka Vakfı var ve Tüm Akıl Zeka Oyunları Federasyonu var. Yalnız burada şöyle bir şey vurgu yapmak isterim. Türk Beyin Takımı ve Tüm Akıl Zeka Oyunları Federasyonu, yani TASOF'un verdiği eğitimler ücretlidir. Sizden bir ücret talep ederler. Bu ücret karşılığında size sertifika düzenlerler. Bunu siz, yani bilgilendirmek isterim sizi. İşte dediğim gibi bu kurumlarda işin içine girince 353 tane olan bakanlık formatörü sayısı bir anda binlere ulaşıyor. Hatta bizden eğitim alan ya da bu kurumlardan eğitim alan kişiler de eğitmen olarak kendini nitelendirdiğinde çok daha fazla sayıda bir eğitmen sayısına ulaşmış oluyoruz. Burada nelere dikkat etmeniz gerektiğini sunumun başında söylemiştim. Kitap önerilerimiz var. Kitap önerilerimizi şu şekilde sıralayabiliriz. Bir taraftan da ekran kontrolüme ulaşmaya çalışıyorum. İlk sıradaki kitap Zeka Oyunları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı kitabın kendisi. Bu kitabı ben size PDF olarak ulaştıracağım. Biraz sonra link paylaşacağım chat kısmından. Drive linki. Buradan bu kitabın PDF'ine erişeceksiniz. İlk sıradaki kitabın. İkinci sıradaki kitap Zeka Oyunları'nın, Türkiye Zeka Vakfı'nın hazırladığı kitap. Yine bu kitabın da PDF formatı olarak paylaşacağım size. Çok sayıda soru ve etkinlik var. Beyin Sporu yine Türkiye Zeka Vakfı tarafından geliştirilen. Bu yayını da sizlerle PDF olarak paylaşacağım. Bunun dışında İlkokul Akıl ve Zeka Oyunları kitapları var. 1'den 4. sınıfa kadar set olarak. Curious Genius ekibinin hazırladığı bir kitap. Burada da Abdullah Yücel, Derya Özkan, Milli Eğitim formatörleri var. Onların hazırladığı bir kitap. Tavsiye ederim. Arama yaptığınızda internette bulabilirsiniz. Umut Bektaş, Selçuk Acun, Zeka Oyunları formatörleri. Onların hazırladığı bir Akıl ve Zeka Oyunları kitabı var. Bir de Bursa İl Formatörü İbrahim Halil Demir Hoca'nın hazırladığı T Matematik isimli bir kitap var. Burada da matematikle zeka oyunlarını ilişkilendiren bir kitap. İçerisinde zeka oyunlarının matematik öğretiminde eğlenceli olarak nasıl öğretilebileceği, çocuklara matematiği, sevgisini, matematik becerisini aşılamada zeka oyunlarından nasıl faydalanabileceğini anlatan kitaplar. Burada şunu da vurgulamak isterim. Hiçbir kurum ve kuruluşla bağlantım yok benim. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın formatörüyüm. Bakanlığı temsil ediyorum. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde pandemi öncesinde de eğitimlerimi, etkinliklerimi yapıyordum. Yine bu aracılıkla da sizlerle şu an birlikteyiz. Faydalı web siteleri var. Bunların da PDF'ini ben size paylaşacağım. Kitap önerileri, faydalı web sitelerinin, işte faydalı kaynakların olduğu kısmı, sunumun bu kısmını. Kağıt oyunları ve kutu oyunları olmak üzere burada web sayfaları var. Bu web sayfalarına girdiğinizde çok fazla sayıda oyun örneğine ulaşabileceksiniz. Mustafa Turan ismi, bakın burada sınıf öğretmenlerimiz biliyordur. Mustafa Turan ismi akıl ve zeka oyunları alanında da değerli çalışmaları var. Diyelim. YouTube kanallarımız var. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye Zeka Vakfı'nın, Türk Beyin Takımı'nın Eğitim Design isimli bir sayfa var. Mucit Panda sayfası, Turbo Zeka ve Zeki Nesillerin Mimari sayfaları. Bu sayfalar çok faydalı zeka oyunları alanında. Çok fazla sayıda video var. Oyun anlatımlarının, etkinliklerin yer aldığı. İncelemenizi tavsiye ediyorum. Yarışmalar var. Şu an aktif olarak Türkiye Zeka Vakfı ve TASOF'un yarışması var. Başvurular açık. Buradaki ilgili linklere tıklayarak yarışmalarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Türkiye Zeka Vakfı'nın yaptığı yarışma herkese hitap ediyor. Sadece çocuklara yönelik değil, yetişkinlere yönelik. Bir yaş aralığı, yani yaş sınırı yok. Kategorileri var. Küçük, yetişkin gibi.
Yani sizler de başvurabilirsiniz. İncelemenizi tavsiye ederim. Vakit ayırdığınız için, dinlediğiniz için, ilginiz için teşekkür ederim. İletişim bilgilerim ekranda yer alıyor. Sosyal medya aracılığıyla, mail aracılığıyla ulaştığınızda her türlü yardımcı olmaya çalışırız. Bilgi ve becerilerimizi, tecrübelerimizi aktarma noktasında seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Diyelim. Çok teşekkür ederiz Savaş Hocam. Rica ederim. Öğretmenlerimiz gitmeyin. Bir kaot yarışmamız olacak. Evet, kaot Savaş yarışmamız hocam, var. Evet. Biraz soluklanırken ben çok ufak anlatayım. Tamam. Link gönderecek şimdi Savaş Hocam chat kısmına. Oradan Kahoot'a adınız, soyadınız ve okulunuzla girerseniz biz de birinci, ikinci ve üçüncüyü tam net görmüş oluruz. Çünkü buradan çıkıp başka bir platforma geçeceğiz. Sizlere de çok şimdi teşekkür var Savaş Hocam. İlk olarak Drive bağlantısını paylaşayım. Burada bir yaklaşık 110 megabaytlık bir dosya var. Oldukça faydalı. İşinizi çok rahatlatacak kitap var. 2-3 tane kitap var. Oyun örnekleri var. Çok faydalı. Soru varsa soru alabilirim. Drive bağlantısını 3-4 gün içinde sileceğim o nedenle. Hani o bağlantıyı tıklayıp indirirseniz sevinirim hocalarım. Sunumun tamamını paylaşmıyorum. Önerilerden itibaren olan kısmını paylaşacağım. Çünkü tamamen kendi el emeğim, yılların birikimiyle hazırlanmış bir sunum. Dediğim gibi daha önceki eğitimlere katılan varsa aradaki farkı net bir şekilde görmüştür. Bu konuda iddialıyım gerçekten. Rica ederim hepinize. Dediğim gibi biz katılımınız teşekkür için, ederiz. İlginiz için. Evet, yaklaşık bir saat, 1,5 saattir siz de dinlediniz bizi. Evet. Ben hocam, Özge hocam, zeka oyunları söz konusu olunca aslında çok zamanı yönetemiyorum. Sizin müdahale etmeniz iyi olur. Ben saatlerce anlatırım. Kadıköy'de de yaptığımız canlı yayınlarda böyle bir sorun yaşadık. Yavaş yavaş Kahoot'a başlayalım. Ben şimdi Kahoot'ta çok ufak bahsedeyim mi Savaş Hocam? Tabii. Bilen öğretmenlerimiz vardır. Bilmeyen öğretmenlerimiz için cevabı renk olarak işleyeceğiz. Yani cevabı A, B, C şeklinde değil de ekranda gördüğümüz rengi tıklayarak yapacağız. O yüzden bilgisayarda olanlar bir tık daha sanırım avantajlı olacak. Telefondan daha zor oluyor. Yine de ben size soruları okuyacağım hızlıca. Süre kısıtlaması var. Renkleri de okurum. Şimdi bizim ekranımızdan soruyu görecek hocalarım. Evet, biraz zor olacak telefonda. İkinci gidelim. Bir cihaz gerekiyor aslında. İkinci evet. Bir cihaz olursa İki telefon kullanalım demişti. Evet, diğer telefondan da ya da bir bilgisayar, ikinci bir cihazdan da cevabı işaretlemeniz gerekiyor. Cevabı şekil olarak. Ekranda şıkları göreceksiniz. Şekil olarak, evet, işaretleyeceksiniz. Şekil ve renk olarak gelecek. 10 tane soru var. Şimdi şöyle ben ekranımı paylaşmaya çalışacağım. Bir saniye. Ayarı yapmam gerekiyor. Müzik geldi sanırım. Çok az duyuluyor Savaş Hocam. Ekranda pin var. Kahoot iç sayfasına gitmeniz gerekiyor. Açmanız gerekiyor. Orayı da hemen, evet, paylaşalım. Etwinning'le uğraşan öğretmenlerim varsa evet, aslında tecrübelilerdir. Aslında şu an biz de bir şey yapıyoruz. Oyunlaştırma yapıyoruz. Chat kısmından gönderdiğim bağlantıya tıklıyoruz. Game pin kısmına, pinimiz burada 394 81 68. Ad soyad yazarak girersek hocalarım. Evet. Ödül vardı sanırım, değil mi Özge Hocam? Yani uygun olarak
anlatımınıza savaşacağım. Ufak bir zeka oyunu ödülümüz olacak. Teşekkür ederiz size de. Ay, rica ederiz. Pini de chatten paylaştım. 14 kişiyiz şu an. ...394-81-68. Hocalarım yavaş katılıyorlar sanırım. Şu an biraz geç doluyor bana de Savaş Hocam. Yirmi üç kişi olduk. Şu an aktif 61 kişiyiz. Ben tekrar atayım linki. Kahoot.it'ten. Bir öğrencimiz de var sanırım. Kaç dakika daha bekleyelim mi? 394-81-68. 394-81-68. Bu uygulama aslında dediğim gibi eğitimde oyunlaştırmaya da çok güzel bir örnek. Özellikle uzaktan eğitim sürecinde mesela ölçme değerlendirme konusunda birçoğumuz sıkıntı yaşadık. Kahoot tarzı birçok uygulama var. Quizizz gibi. Sokrativ gibi ve 2.0 araçları olarak nitelendiriliyor bunlar. Bu araçları kullanarak hem ölçme değerlendirmede yararlanabiliriz, hem oyunlaştırmayı işin içine katabiliriz. Çocukların ilgisini çok çekiyor. Eğitime katılan hocalarımın oyunlaştırma kavramını araştırmalarını bir kez daha ben tavsiye edebilirim. Şu an iş hayatında oyunlaştırma olarak aktif bir şekilde özellikle çok büyük şirketler kullanıyor bunu. Kısa bir örnek vereyim bununla ilgili beklerken. Stockholm'de metro çıkışında insanların yürüyen merdiven kullanmasını teşvik etmek amacıyla şöyle bir uygulama yapılmış. Yürüyen merdiven kısmına notalar yerleştirmişler, müzik notaları. Bastığınız zaman basamağa bir nota çıkıyor. Nota sesini duyuyorsunuz. Belli bir süre bunu aktif bir şekilde tutuyorlar orada ve araştırma sonunda yanlış hatırlamıyorsam %66'lık bir oranda insanlar yürüyen merdiven yerine o normal basamakları kullanıyorlar. O kadar eğlenceli ki YouTube'da videosunu izleyebilirler hocalarım. Böyle melodi yaparak merdivenlerden yukarı çıkanlar, o yetişkinlerin o oyun hali izlenmeye değer. Yine Rusya'da kış olimpiyatları öncesi bir buna benzer uygulama yapılmıştı. Bir cihaz var. O cihaz karşısında 10 squat hareketi yapana bir bilet hakkı tanınıyordu. Olimpiyata hazırlık olarak ülkeyi hazırlama adına böyle bir oyunlaştırma kullanmışlardı. Aslında birçok firma, turizm şirketleri, gıda firmaları bunu kullanıyor aslında. Yani telefonlarımıza gelen mesajlar... belli bir alışverişte kazanılan çipler, puanlar, uygulamalarda da şirketlerin sıklıkla tercih ettiği bir sistem. 37 olduk. Oyunun nasıl oynandığını bir kez daha anlatmaya çalışalım. Ben şimdi start dediğimde başlayacak. Benim ekranımdan yani bilgisayar ekranından Zoom ekranında soruyu göreceksiniz. Her sorunun süresi var hocalarım 20 saniye.
Soruyu ve şıkları göreceksiniz. İkinci bir cihazdan giriş yapmanız gerekiyor. O ikinci cihazda da seçenekler şekil olarak sizin ekranınızda olacak. Siz ekranda, benim ekranımdan sorunun doğru cevabını, doğru şıkkını bulup diğer ikinci cihazda uygun şekle bastığınızda doğru cevap vermiş olacaksınız. Burada hem doğru cevap vermek önemli, hem de hızlı bir şekilde doğru cevabı vermek önemli. Buna göre bir sıralama yapacak. 10 sorunun sonunda da bir podyum kurularak, bir sahne kurularak 3-2-1 şeklinde sıralamayı bizlere gösterecek. Başlatalım mı hocam, dilerseniz Özge Hocam? Evet, başlayalım. Heyecanla bekliyoruz. Tamam. Teknik bir sorun yaşanmaması ümidiyle diyelim ve evet. 43 olduk. Başlatıyorum ben. Evet, cevaplar hızlı bir şekilde geliyor. Oyunun TDK tanımı içerisinde hangi kavram yer almaz? Kırmızı eğlenceli, mavi zeka geliştirici, sarı kurallı, yeşil zorlayıcı. Oyunun TDK tanımı içerisinde hangi kavram? Evet, ve sonuçlar geldi. 31 kişi doğru cevap vermiş. Doğru cevap zorlayıcı olacaktı. Bakalım, böyle her sonun sorunda bize sıralamayı gösterecek, evet, şu an. Onur Hocam. Onur Hocam zirvede. Devam edelim. İnşası milattan önce 10 bin yılına uzanan mangala benzeri oyun taşı bulunan arkeolojik alanın adı nedir? Kırmızı Troya, mavi Göbekli Tepe, sarı Sagalassos, yeşil Zegma. Evet, Göbekli Tepe olacaktı cevabımız. Vurgulamıştık. 37 kişi doğru cevap vermiş. Evet, ekrana bakmayı unutmayın hocalarım. Evet. Beyza Nur Hocam şu an birinciliği ele aldı. Devam edelim. Üçüncü soru. Bunu okuyamayabilirim. Bir zeka sorusu. Bir kelime dışarıda kalıyor. Savaş Hocam, mouse'unu biraz çeker misin? Evet, kelepçe kelimesi dışarıda kalıyordu. Bu zor bir soru oldu. 23 arkadaşımız doğru cevap verdi. Oyun da eğlenceli bir oyundur. O oyunu da buradan tavsiye etmiş olalım. Eksik tamamlama olarak geçer. Evet, sıralama değişiyor her evet. Sonunda. Devam edelim. Dördüncü sorudayız. Hangisi sözel oyunlar kategorisinde yer almaz diye sorduk. Kırmızı anagram, mavi sözcük merdiveni, sarı sözcük yerleştirme, yeşil kendoku. Sözel oyun kategorisinde yer almaz. Evet. 35 arkadaşımız doğru cevap verdi. Bakalım sıralamada değişiklik var mı? İnci Hocam ben buradayım diyor. İnci Hocam zirvede şu an. Devam edelim. 5. sorudayız. Kutu silme oyunu. Burada bir 30 saniye süremiz var. İki kutuyu silerek doğru işlemi doğru hale getireceğiz. Son 5 saniye. Evet, 15 kişi doğru cevap verdi. Çarpı ve 3 kutularını sildiğimizde işlemi doğru hale getiriyorduk. Evet.
bu soru sıralamayı değiştirmiş mi bakalım? Hayır. İnci Yok, Hocam. İnci Hocam yine. Evet. Mehmet Hocam ve Dinçer Hocam da takipte. Devam edelim. Altıncı sorumuz. Set reverse koridor oyunları hangi zeka oyunu türüne girer? Kırmızı geometrik mekanik, mavi strateji, sarı hafıza, yeşil sözel. Evet, biraz kolay bir soruydu. 33 arkadaşımız doğru cevap verdi. Devam edelim. Sıralamada değişiklik var mı? İnci Hocam zirvede. Yedinci sorumuz. Bir resvebe. Bir resvebe sorduk sizlere. Evet, Kayseri olacaktı resvebe. 35 arkadaşımız doğru cevap verdi. Evet, İnci Hocam, Kaan Hocam ve Melike Hocam ilk üçteler. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. 8. soru. Bu çok dikkat gerektiren bir soru. Ah. Sunumu çok dikkatle dinlemiş olmanız gerekiyor. Çok önemli bir gelişmeydi dersin müfredata eklenmesi. Onu da vurgulayalım. 2012 yılında müfredata eklendi. 13 arkadaşımız doğru cevap verdi. Sıralama değişmedi. İnci Hocam, Kaan Hocam ve Melike Hocam ilk üçteler. Özgür Son Hocam sorumuz. Siz de 5. sıradasınız. Aa, evet, yetiştim. Evet, 9. soru. Sondan bir önceki soru. Anagram sorduk. Anagramlardan hangisi bir hayvan adı değildir? Karma, yanlı, kesin, kilit. Harfler değişiyordu yerleri. Evet. Evet, yanlıyla yılan, kesinle sinek, kilitle de tilki. Evet, hayvanlarını tilki. Ulaşıyoruz. Karma kelimesiyle herhangi bir hayvan adına ulaşamıyoruz ne yazık ki. 16 arkadaşımız doğru cevap verdi. Hüseyin Hocam 3. sıraya yükseldi sıralamada. İnci Hocam ve Kaan Hocam aynı yerlerindeler. Ve son soru. Benim eğitimlerde test uyguluyorum. Orada kullandığım sorulardan biridir. Dikkat testinde geçen sorulardan biridir. Bakalım evet. Cevaplar nasıl olmuş? Bakalım. Evet. 13 kişi doğru cevap verdi. 30 sayısını yarıma bölmek demek aslında 2 ile çarpmak demek. 2 ile